anlatacağım size. Hak dostum, hak diyerek başlayalım söze. Hoş olsun muhabbetimiz bizden size. Efendim, hikayemiz şöyle. Yalan yok, ben önce hanımdan şüphelendim. Evlendiğimiz günden beri cebimde bozuk para gördüğümü kesin alır. Allah var, ben birkaç liranın hesabını yapacak adam değilim. Değilim ama bozuk para da lazım oluyor. Bir çay içiyorsun, ekmek alıyorsun veya affedersiniz tuvalete gidiyorsun. Bütün para vermek yakışık almıyor. Hanıma birkaç kere hadi ceplerimi karıştırıyorsun, bozukların hepsini alma dedim. Cebin deliniyor, yine ben uğraşıyorum diyerek kestirip attı. Laf aramızda bu yüzden birkaç kere tartışmışlığımız bile var. Benden aldığı paralarla ne yapar onu da anlatayım. Biriktirir efendim. Bir iki lirayla ne olur demeyin, çok şey olur. Diyelim birisine çocuk görmeye, hoş geldiğine, asker görmeye gidilecek. Giderken de hediye alınacak. Evine acil bir ihtiyacı oldu veya ufak oğlanın canı bir şey istedi. Hanım bütün bunları bana duyurmadan, aile bütçemizi sarsmadan halleder. Katiyen benden ekstra para istemez. Fakat bu defa meblağ büyüktü. Tamı tamına 100 lira. Ben bu 100 lirayı dün sağlık ocağının köşesindeki bankamatikten çekmiştim. Gıcır gıcırdı. Bu sabah fırına ekmek almaya gidince fark ettim paranın olmadığını. Koltuğumun altında ekmek, ceplerimi karıştırıyorum. Kasiyer yüzüme dik dik bakıyor. Parayı bulamıyorum cebimde. Ekmekleri bıraksam bırakamıyorum. Utana sıkıla kusura bakmayın para almayı unutmuşum dedim. Tezgahın arkasından biri Ayten abi yabancı değil sonra bırakır deyince kasiyerde sonra bırakırsınız dedi. Sevindim. Eve gelince ekmekleri mutfak masasının üstüne bıraktım. Hanım kahvaltı hazırlıyor. Küçük çocuk uyanmamış. Büyük zaten arkadaşında kaldı. Sinirden mutfağın içerisine dolaşmaya başladım. Daha doğrusu kavgayı nasıl başlayacağımı düşünüyorum. Hanım dolapla ilgili gibi ne dolanıp duruyorsun? Otursana masaya deyince gezinmeyi bırakıp hücuma geçtim. Sen önce şu 100 liranın hesabını ver bakalım dedim. Başını işten kaldırmadan ne 100 lirası dedi. Hangi 100 lira olacak cebimden aldığın 100 lira dedim. Elindekileri bırakıp deli deli konuşup durma ben para mara görmedim dedi. Ne demek görmedin? Dün cebimdeydi para şimdi yok dedim. Aa ne bileyim ben senin cebindeki parayı dedi. Karıştırmasını biliyorsun ama dedim. Hanım derin bir nefes aldı. Sabah sabah git başımdan Süleyman nereye koyduysan oradadır paran dedi. Kahvaltılıkları hazırlamaya devam etti. Yani sen almadın mı dedim. Başını biraz çevirip almadım dedim ya almadım dedi. Kendinden çok emin konuşuyordu üsteleyemedim. Nerede benim 100 liram dedim. Cebindedir dedi. Fırında baktım cebime ekmek parası bile çıkmadı dedim. İyi bakmamışsındır kahvaltıdan sonra beraber bakarız dedi. Oğlanı da kaldırdık, masaya oturduk. Benim aklım 100 liradaydı. Kahvaltıdan sonra çocuk dışarıya oyun oynamaya çıktı. Hanım kahvaltılıkları toplarken ben de 100 lirayı aramaya başladım. Ceket cepleri, pantolon cebi, gömleğin cebi her yeri aradım yoktu. Sonra hanım da geldi. Acaba astarın arasına mı düştü diyerek kıyafetlerin her yerini didik didik ettik ama nafileydi. Hanım, Süleyman galiba sen bu parayı düşürdün dedi. Nerede düşürmüş olabilirim diye düşünürken galiba arabada düşürdün dedi. Doğru dedim. Geçen sene anahtarları kaybetmiştik. Koltuğun arasındaymış. Biz bütün gün evin içinde aramıştık. Hemen bakıp geleyim dedim. Arabanın yanına indim. İçini dışını tekrar tekrar kontrol ettim. Arabanın her yanına baktım. Koltuk aralarına, torpido gözüne, paspasın altına, kılıfların arasına yoktu. Eve döndüm. Tam kapıdan girmeden acaba yolda mı düşürdüm diyerek arabanın yanına kadar bakına bakına gittim. Elim boş döndüm. Eve gelip televizyonu açtım. Hanım bir bardak çay getirdi. Televizyona falan baktığım yok. Bardaktan bir yudum almadan çay buz gibi oldu. Aklım 100 lirada. Gözümü kapatıyorum. Gözümün önüne geliyor. Elimi uzatıyorum. Kayboluyor. Hanım şöyle bir etrafa baksak mı dedim. Durup dururken ortalığı dağıtma dedi. Dağıtmadan bakacağım dedim. Oturma odasına, yatak odasına, banyoya, tuvalete her yere baktım. En son kendimi koltuğa attım. Yorulmuşum. Nereye gider bu para diye düşünürken aklıma bizim küçük oğlan Gökhan geldi. Hanıma döndüm. Sakın Gökhan almış olmasın dedim. Aa Süleyman 12 yaşında çocuk ne yapacak o kadar parayı dedi. Belli mi olur belki sigaraya alışmıştır. Daha kötüsü alkolü, uyuşturucusu.
Tövbe tövbe Süleyman, 12 yaşında çocuk ne uyuşturucusu? Yahu hanım, ben ne dediğimi biliyor muyum? Çocuk işte, alışmıştır belki. Biz de zamanında babamızın sigara paketinden birerik şarap ışırırdık. Gelince bir sıkıştıracağım dedim. Ben seninle uğraşamayacağım deyip hanım mutfağa gitti. Benim aklıma Gökhan'dan başka ihtimal gelmiyordu. Aldığı parayla internete gidiyor. Belki orada borç yaptı, belli mi olur? Öğlen sonu Gökhan anne susadım diyerek eve geldi. Hemen içeri çektim. Ver bakayım parayı dedim. Ne parası baba dedi. Sen bilirsin ne parası olduğunu dedim. Kulağına yapıştım. Çocuğun sesine annesi geldi. Bırak çocuğu Süleyman dedi. Bıraktım. Tatlı dille sordu. Yavrucuğum babandan hiç para aldın mı? Aldınsa söyle, hiç kızmayacağız dedi. Ne kadar tatlı dil döktüyse de çocuk aldım demedi. Hanım da ben de ikna olduk. Parayı Gökhan almadı. Peki ama Gökhan almadı. Arabaya düşmedi. Hanım almadı. Para nereye gitti? Hanım galiba sen bu parayı çaldırdın Süleyman dedi. Benim de aklıma başka ihtimal gelmiyordu. Tam paranın üzerine bir bardak su içecekken aklıma Serkan geldi. Serkan bizim büyük oğlan. Üniversitede okuyor. Birçok yerden burs alıyor. Benden habersiz para almaz aslında ama insanlık hali belli mi olur? Onu da bir sıkıştıracağım dedim. Bir gün önce arkadaşında kaldı. Akşama doğru çıktı geldi. Nasıl geçti günün diyerek söze başladım. Arkadaşıyla yaptıklarını anlattı. Sizin gününüz nasıl geçti diye sorunca anlattım. Anlatırken de eli kolu oynayacak mı, yüzü kızaracak mı, gözlerini benden kaçıracak mı diye baktım. Hiçbiri olmadı. Velhasıl gitti bizim 100 lira oğlum dedim. Baba sen parayı ne zaman çekmiştin dedi. Dün çektim dedim. Çektikten sonra neler yaptın dedi. Anlattım. Benzinliğe gittim, arabaya tüp aldım. Ne kadarlık? 50 liralık. Önceden bir hafta gidiyordu. Şimdi 2-3 güne bitiyor. Sonra oradan BİM'e gittim. 20 liralık ananın telefonuna, 20 liralık kendi telefonuma kontör yüklettim. 2 ekmek aldım. Başka. Anam bu hafta pazara gitmemiş. Salatalık sipariş etti. 5 liralık da salatalık aldım. Baba tamam işte sen bu parayı çaldırmamışsın da düşürmemişsin de harcamışsın. Nasıl harcamışım oğlum? Koskoca 100 lira bu. Hesap ortada baba. 50 lira LPG, 40 lira kontör, 5 lira ekmek, 5 lira salatalık. 100 lira yapar. Yapma ya. Ulan koskoca 100 lira be. Ben şaşkınlığın üzerimden atamadan hanım elinde salatalıklarla geldi. Bey, 40 yılın başı iyi iş tutmuşsun. Salatalıklar gerçekten çok güzelmiş. Çıtır çıtır dedi. Kafam durmuş gibiydi. Versene bir tane dedim. Tuzlayarak mı vereyim, tuzlamadan mı vereyim dedi. Tuzla tuzla dedim. Hanım salatalığı tuzlayıp elime verdi. Salatalığa şöyle bir baktım. 100 liradan geriye kala kala sen kaldın demek dedim. Bu bir kıssa söyledik. Sakiye sohbet kalmamış baki. Ne kadar sürçülisan ettiysek affola.